Ve hiç yokken birden tekrar Alevi kardeşlerimizle ilgili, Alevilikle ilgili bir tartışma gündeme getirildi. Ve biliyorsunuz Dersim olayları Kerbela'yla eşleştirilmeye, benzeştirilme gayretleri içerisine girildi. Ve bizzat bu da, yani isminin önünde profesör, doktor titri bulunan bir başbakan tarafından yapıldı. Yani bunu cahil birisi yapmış olsaydı, yani bilim sahibi olmayan birisi yapmış olsaydı, belki affedebilirdik, normal karşılayabilirdik. Sen nasıl olur da Hazreti Hüseyin Efendimizle Seyit Rıza'yı bir tutarsın? Sen nasıl olur da Kerbela ile Dersim'i bir tutarsın? Dolayısıyla bu gerçekten affedilebilecek, hoş görülebilecek bir benzetme ya da yanlış değildir değerli arkadaşlar. Hazreti Hüseyin Efendimizin Ehl-i Beyt'in acısı hepimizin yüreğindedir. Kerbela'nın acısı hepimizin yüreğindedir. Ne Hazreti Hüseyin Efendimizin dünyada bir benzeri vardır, ne de Kerbela gibi bir facianın dünyada bir benzeri vardır değerli arkadaşlar. Onun için bunu, yani bir kesimin gönlünü alayım derken bu büyük yanlışı yapmak Sayın Başbakan'a yakışmamıştır değerli arkadaşlar. Ve bunun için özür dilemek büyüklüktür. Ehl-i Beyt'ten ve onun yolundan gidenlerden ve Türkiye'deki bütün samimi Müslümanlardan, Ehl-i Sünnet çizgisi üzerinde yürüyenler başbakandan bir özür beklemektedir değerli arkadaşlar.